Yani merak edenler tabii ki uluslararası medyaya bakabilirler, uluslararası kaynaklara bakabilirler. Yangınlarla alakalı 107 son 3-4 yılında yangınların bilançosunu genel olarak açıklayacak olursak 107 tane orman yangını çıkmış. Bunun 98 tanesi kontrol altında, 9 tanesiyle alakalı yangınlar devam ediyor. Dediğim gibi yani 10 ile 15 arasında büyük yangınla son 3-4 gün içerisinde mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ama son derecede hala motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Ne zamana kadar? Bu yangını söndürene kadar. Bildiğiniz üzere Antalya, Manavgat, Gündoğmuş ve Gazipaşa'da 3 yangın hala sürüyor. Bu yangınlarla ilgili de ciddi durum devam ediyor. Bunlarla alakalı da peyderpey ilerlemeler oldukça açıklamalar yapacağız. Mersin Aydıncık yangınını kontrol altına aldığımızı söylemiştim. Bu da çok çapı çok büyük bir yangın. Çok tehlikeli bir yangındı. Bunu tamamıyla kontrol altına aldık. Silifke'de bir yangın var. Silifke'deki yangında iyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Bunu da yakın zamanda sosyal medyadan duyurmuştum ama bu da Adana'daki her 3 yangında çok iri, çok büyük ve çok tehlikeli yangınlardı. Bunları da orman kahramanlarımız kontrol altına aldılar. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Milas olmak üzere 4 yangın var. Bodrum ve Milas'a sabah saatlerinde özellikle araç takviyesi ve gerekiyorsa da hava gücü takviyesiyle de buralardaki güçleri takviye ederek inşallah bu yangınların hepsiyle alakalı da netice alma gayreti içerisinde olacağız. Hepinizin bildiği gibi son 4 gündür doğal afetleri yaşıyoruz. 40 derecenin üzerinde nem, nemin düşük olduğu, 40 derecenin üzerinde sıcaklık, nemin çok düşük olduğu, 50 kilometre ve üzerinde esen rüzgarlarla yangının söndürülmesinin zor olduğu doğal koşullarla karşı karşıyayız. Yarın itibariyle saat 12'de de nem %10'a düşüyor. 19 itibariyle yükselecek, %48'lere yükselecek ama yarın itibariyle özellikle buranın özelinde nem %10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım. Sabahtan da çalışmalarımızı buna göre koordine edeceğiz. İnşallah başta burası ve tüm yangınlar olmak üzere en kısa zamanda bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız. İhtiyaca göre yurt içinden ve yurt dışından gelen ek araçlara göre araçları da ihtiyaca göre planlayarak da bunları yangın mekanlarına yolluyoruz. Ülkelerin arasında yangın alışverişi, yangınla ilgili araç alışverişi yapması son derece doğal bir şeydir. Biz tüm komşularımız Yunanistan da dahil olmak üzere yangınlarda elimizde bulan ve ihtiyaç fazlası olan bütün hava araçlarımızı veya gerekiyorsa teknik ekip ve yer araçlarımızı da her zaman teklif ediyoruz. Uçak olarak hakikaten dünyada az bulunur bir şu anda filo sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hava gücü filosuna sahibiz. Bunu bilmeyenler geçmişe bakabilirler. Ama bugün itibariyle Orman Genel Müdürlüğü'nün teşkilatının hava gücü filosu kara gücüyle beraber dünyadaki en önemli teşkilatlardan bir tanesidir. Akdeniz coğrafyasının da en güçlü filolarından bir tanesidir. Kara gücümüz de nevi şahsına münhasır olmak üzere dünyada pek eşine benzerine sahip olmayan ve orman teşkilatı olarak da en kalabalık teşkilatlardan bir tanesidir. Bu tabii ki teşkilatın kalabalık olmasının en önemli meselelerinden bir tanesi elbette ormanların yeşilini arttırmak ama diğer taraftan da ormanları korumak içindir. Maalesef tabii ki bu elim olay üzerinden siyaset yapılması. Sayın Bakan, yanlış mı duydum ben? Sevgili hocam, Sayın Bakan diyor ki en güçlü filolardan birine sahibiz diyor ama daha önceki açıklaması da 3 uçağımız var demişti. Ve Türk Hava Kurumu'ndaki uçakların hiçbirini kullanamadıklarını söylemişti. Onun için Rusya ve Ukrayna'dan uçak talebinde bulunmuştu. İran bize ücretsiz uçak gönderdi.
Yunanistan yine Dışişleri Bakanı Twitter'dan mesaj yayınladı. 35 yangın uçağımız hazır, istediğiniz zaman gönderebiliriz diye. Ama Sayın Bakan dedi ki uçak filomuz bizim herkesten güçlü. Bilmediğimiz bir uçak filosu mu var yoksa Cumhurbaşkanı'nın makam uçaklarından falan mı su bırakacaklar? Nedir bu hocam? Ne anladınız siz bu konuşmadan? Hakikaten Fatih Bey, ben de hayretle izledim. Çünkü bu yangınlar başladığından beri işte yaklaşık bir hafta oluyor. Türkiye'de yangınlara müdahale edecek hava imkanlarının ne kadar sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu konuda gelen açıklamalar da hem Sayın Bakan hem Sayın Cumhurbaşkanı daha önceki açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu akşam biraz önce birlikte izlediğimde açıklamasını ben anlamlandıramadım. Herhalde şu anda fiili olarak Rusya'dan ya da Ukrayna'dan, İran'dan gelen uçaklarla birlikte fiili olarak müdahale eden uçakları kastediyor sanırım. Yani müdahalede şu anda bulunanları kastediyor. Yoksa bizim envanterimizde diğer ülkelerle karşılaştırabilecek ve güçlü olacağını iddia edebileceğimiz bir hava savunma ya da yangınla mücadele gücümüzün olmadığını biz biliyoruz. Büyük olasılıkla şu anda yapılan mücadelede kullanılanlara atıfta bulunuyordur diye iyi niyetli bir biçimde yorumlamaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanı, yoksa dünyanın en güçlü. Cumhurbaşkanı dedi ki 16 uçağımız var dedi. Yani 16 uçak, pardon, uçağımız da demedi. 16 uçakla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Şimdi sağdan sayıyorsunuz 3 uçak, soldan sayıyorsunuz 3 uçak. 3 uçağın da ikisi çalışıyor, biri belli değil. Ayrıca Rusya'dan, Ukrayna'dan kiralanan uçaklar var. Bugün Sayın Putin'le konuştu Sayın Erdoğan ve Putin'den uçak rica etti. Ukrayna yine 2 tane uçak Türkiye'ye göndermeyi teklif etti. Ya hocam benim kafam karıştı bu yani... Peki bizim 3 uçağımız varsa 16 uçak nereden? Amerika'daki uçakları mesela kendi uçağımız olarak kabul edebilir miyiz? Yani siz kabul ederseniz de yangına bir faydası olmaz. Yani sipariş verdiyseniz ben bilmiyorum ama tabii ki kabul edemezsiniz. Öyle bir şey söz konusu değil. Biraz önce sizin saydığınız sayılar alt alta yazıp topladığımız zaman bile Yunanistan'ın sahip olduğu yangın uçağı sayısının yarısına bile ulaşamıyoruz. Dolayısıyla en güçlü filoya biz nasıl sahibiz ben bunu bilemiyorum. Hakikaten burada vatandaşın kibar ifade etmeye çalışıyorum ama aklıyla bu kadar kolay oynamamak gerekir diye düşünüyorum. Gerçekçi olmak lazım. Aslında buradaki biraz önceki açıklama da Türkiye'nin derken iktidarı kastediyorum, olaylara gerçekçi yaklaşmadığının bir göstergesi. Doğru. Bütün kurgular algı üzerine. Oysa bizim mücadele etmemiz gereken vatandaşın algısı değil, orman yangını. Yangınla mücadele etmekle, algıyla mücadele etmek birbirinden farklı şeylerdir. Biraz önce gösterdiğiniz videoda hayvanları yanan vatandaşımızın yüreğinin nasıl parçalandığını üzülerek izledik. Şimdi siz onu...